Evet, şimdi biraz vaktimiz var. Bir 4 dakika sonra başlayacağız. Evet, bizim eski öğrencilerimiz diye hatırlıyorum. Doğru mudur? Tuğba Hocam, Gökçe Hocam. Evet, nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışıyor muyuz? Unutmadık değil mi biyolojiyi? Ya telaşa gerek yok ya. Telaş yok. İnşallah işte bu hatırlatmalarla falan biraz daha iyi olacak. Şimdi bir tanıtım dersi olacak. Bu bir tanıtım dersi. Nihayetinde ne diyor şurada? Rehabilitasyon Fen Bilgisi Genel Tekrar Kampı başlayacak. Evet, aynen, güzel. Bu tekrar kampında da işlediğimiz konuları tekrar bir hatırlatma. Yani işte nerelerde kaldık, nereler çok önemliydi, nereler daha çok sınavda çıkıyor. O kısımları aslında biraz bakacağız. Şimdi bu tanıtım dersinde böyle 30 soruluk bir kombine yaptım. Bütün konulardan bir ya da iki tane soru seçerek bir kombinasyon oluşturduk. Şimdi bir hatırlayacağız işte, yani işte sistemlerde ne vardı, bitki biyolojisinde ne vardı, nasıl sorular geliyordu gibi. Şimdi onlara tek tek bakacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş aslında başlayabiliriz. Evet, dersime ilk defa katılan var mı arkadaşlar? Burada şu an. Evet, bu hocam inşallah faydalı olur, verimli olur sizin için de. Dediğim gibi 30 soruluk bir tekrar olacak. Başı hocam sizin için de inşallah verimli olur, faydalı olur. Yani siz eğer tekrarlarınızı yaptıysanız burada söyleyeceğimiz söylemler en azından önem arz edecektir. Evet, şimdi biz başlayalım. Saat 9 oldu. 8.59, 9. Evet, şimdi biyolojide çıkmış ya da çıkabilecek soru analizi aslında bu. Mevzu bu aslında, konu bu. Şimdi birinci soru bizim canlılığın temel bileşenlerinde alakalı. Şimdi şuradan kalemimi bir de alırsam çok daha güzel olacak. Evet arkadaşlar, şimdi birinci soruya bakarsak, birinci soruda diyor ki yukarıdakilerden hangileri tüm polisakkaritlerin ortak özelliğidir? Şimdi polisakkaritleri bir analiz etmemiz lazım. Neydi polisakkaritler? Hatırlıyorum şimdi. Diyorum ki polisakkarit moleküller bir depo polisakkarit, bir de yapı polisakkarit olmak üzere iki hattan oluşuyordu. Depo polisakkaritlerde bizde ne vardı? Nişasta vardı. Nişasta, glikojen hatırlıyoruz. Glikojen vardı. Bir de yapı polisakkaritlerinde ne vardı? Selüloz ve kitin vardı. Selüloz ve kitinden oluşan bir yapıydı. Şimdi polisakkaritlerin ortak özelliği dediği zaman benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluşurlar diyor. Şimdi benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluşurlar cümlesi doğru. Ne demek bu? Hepsinin yapı taşı glikoz arkadaşlar. Glikozdan oluşuyor. Bu da benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluştuğu anlamı taşıyor. Dehidrasyon tepkimesidir. Hepsi bir sentezdir. Sentez tepkimesi de doğrudur. Ama hücrelerde hepsi yapı maddesi olarak kullanılır derse olmaz. Nişasta glikojen bir yapı maddesi değildir. Bir depo, enerji kaynağıdır. Selüloz bazı canlılarda çeperin yapısına katılıyor. Kitin de yine bazı canlılarda ya mantarlarda olduğu gibi hücre çeperin yapısına katılıyor ya da eklem bacaklarda nedir? Dış iskeletin yapısına katılıyordu. Şimdi o zaman bizim doğru cevabımız ortak özellik olarak nedir derse doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, burada takıldığınız anlaşılmayan bir yer olursa beni durdurun. Hemen WhatsApp'tan sohbet kısmından yazarsanız ben buradan takip edeceğim. Ona göre de soru cevap şeklinde de takıldığınız yerler olursa götürebiliriz. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soru yine canlıların temel bileşenleriyle alakalı bir soru. Diyor ki aynı ya da benzer yapı taşların, bu çok önemli bir cümle, tanım açısından da önemli bir cümle. Aynı ya da benzer yapı taşların, aynı derken glikozdan bahsediyoruz. Bakın glikozdan bahsediyoruz. Benzer derken de hafızada şöyle tutabilirsiniz. 20 çeşit amino asiti düşünebilirsiniz. 20 çeşit amino asit birbirine ana moleküler yapı olarak benzerlik gösterip radikal grup olarak değişken olan kısım.
benzer yapı taşların kovalent bağlarla birbirine bağlanarak oluşturduğu yapıya biz polimer diyoruz. Polimer demek bu demek. Yani yüzlerce, binlerce glikoz yan yana gelip bir polimer oluşturabilir. Yüzlerce, binlerce amino asit yan yana geliştirip bir polimer meydana getirebilir. Peki hangisi polimer değildir dediği zaman, evet, hangisi polimer değildir? Bakın selüloz yapı taşın glikoz polimer, nişasta yapı taşı glikoz polimer, DNA'nın yapı taşı nükleotit binlerce, milyonca nükleotitten oluşuyor. Kitin yine keza öyle ama steroid yapılar, yağ türevli moleküller, bakın yağ türevli moleküller polimer değildir diyoruz. Bunlar polimer maddeler değildir. Polimer madde olabilmesi için binlerce yağ asitlerinin bir araya gelerek bağ oluşturması lazım. Ama biz biliyoruz ki yağlarda trigliserit için söyleyelim. 3 yağ asiti bir gliserolle birleşiyor. Yani yağ asitleri birbiriyle birleşmiyor. Dikkat edin. Yağ asidi gidiyor gliserolle birleşiyor ve sınırlı. Çünkü gliserolün 3 tane karbonu var. Bu 3 karbon sınırlı olduğu için polimerleşme yapamıyor. Büyük moleküldür ama polimer değildir. O yüzden yağlar polimer moleküller değildir diyoruz. Yağların hiçbir versiyonu, ister basit yağ olsun, ister bileşik yağ olsun, ister düzenleyici dediğimiz steroid tipli yağlar olsun, hiçbiri polimer değildir diyoruz. Üçüncü soruya bakarsak, hangisi yanlıştır diyor yağlar için? Karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşur, doğrudur diyoruz. Vücutta ikinci derecede enerji verici moleküldür, doğrudur diyoruz. Kış uykusuna yatan hayvanlarda su ve enerji ihtiyacını karşılar, doğrudur diyoruz. Bu çok önemli, kritik bir cümledir aslında. Kış uykusuna yatan hayvanlarda yağlar nasıl su ve enerji ihtiyacını karşılıyor? Çünkü yağların monomeri olan yağ asitleri arkadaşlar, bakın oksijenli solunuma katıldığında, O2'li solunum sonucunda açığa yüksek oranda ATP ve yeterli derecede yine yüksek oranda su açığa çıkartıyor. ATP ve su canlının hayatta kalması için önemli iki tane ana bileşik meydana getiriyor. ATP canlının metabolizmasının devamlılığını sağlarken su da canlının susuz kalmasını engelliyor. Yani dokudaki sıvı, hücredeki su miktarını hücresel solunumda sağlamış oluyor ve böylece kış uykusunda sorunsuz geçirebiliyor. Enzimlerin yapısına katılır cümlesi yanlış. Niye? Çünkü enzimler tamamen protein türevlidir. Çünkü enzimler genlerimize göre sentezlenir. Genetik kodlarımıza göre sentezleniyor. Genetik kodlarımıza göre sentezlendiği için enzimlerin yapısına yağlar katılmaz. Çünkü genetik kodlarımız bilgi DNA'dan mRNA'ya, mRNA'dan ribozoma geliyor. Ribozom bu bilgiyi işleyerek ne üretiyor? Protein üretiyor. Sadece ribozomda protein sentezlenir. Bu proteinin de farklı versiyonları vardır. Özel isim almış halleri vardır. İşte enzim olur, bu hormon olur, aktin miyozin ipliği olur, fibrinojen olur gibi. Ama yağlar enzim üretebilme kabiliyetine sahip değildir diyoruz. O yüzden üçü de böylece geçtik. Dörde bakalım. Hücre zarından artık canlının temel bileşenlerini bitirdik. Şimdi hücreyle alakalı bir iki soru hatırlayalım. Hücre zarından madde alışverişleri ile ilgili olarak gerçekleşen bu olayların ATP enerjisini kimler kullanır diyor gerçekleştirmesinde. Bakalım şimdi. Moleküllerin derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama, yani azdan çoğa doğru bir yapı atıyorsanız, bir madde gönderiyorsanız, burada hücre ne harcar diyorum? Enerji harcar, ATP harcar. Bu ATP harcamayı biz aktif taşıma diyoruz. Hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması bir egzositozdur. Bakın bir egzositoz olayı bir ATP harcama olayıdır. Ancak bir aktif taşıma değildir arkadaşlar. Bakın aktif taşımayla genel olarak ATP harcamasını birbirine karıştırmayacağız. Üçüncü maddemize bakarsak difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre için alınması. Bu pinositoz ya da fagositoz olur. Şimdi fagositoz olarak düşünürsek biz büyük bir molekülün hücre içerisine alınması. Burada da hücre ne harcıyor? ATP harcar diyoruz. Egzositozda da ATP harcar diyoruz. Suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi. Yani çoktan aza doğru geçiş. Difüzyonla, ozmozla. Kolaylaştırmış difüzyonla bir enerji harcamız olay olmaz. Çoktan aza doğru bir geçiştir. O zaman bu iki olayda ATP harcanmaz. Ama ilk üç olayda ATP harcanır diyoruz. Doğru cevap C şıkkıdır diyorum. 5'e bakarsak hangileri hayvan ve bitki hücrelerinde bulunabilir dediği zaman, bakın arkadaşlar, merkezi kokul bitkilere aittir, bitkiye özgüdür. Bitki hücrelerinde kendini gösterir.
Granüllü ERE ortaktır. Hücre zarı ortaktır. Ama hücre duvarı yine burada bitkili hayvan arasında bakarsam bitkiye özgüdür diyorum. Hücre iskeletinin elemanları, bu da bütün hücrelerde mevcuttur. Yani bakteriler hariç hücre iskelet elemanları ökaryotik tüm hücrelerde var. Bu da ortaktır diyoruz. O zaman ortak olanlarımı soruyordu bize. Hangisi hem hayvan hem bitki hücresinde bulunabilir? Ortakları soruyor. O zaman 2, 3 ve 5'tir diyoruz. 2, 3 ve 5'i ne yapıyoruz? Böylece işaretlemiş oldum. Evet, 6. soruya bakarsak, bakın ökaryot bir hücrede salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yolların hangisini izler dediği zaman, bakın bu da çok önemli. Şimdi protein nerede sentezleniyor? Hatırlayalım şimdi, şöyle bir şey düşünelim, hücre düşünelim. Şimdi protein nerede sentezleniyor? Ribozom organinde sentezleniyor. Ribozomda protein sentezleniyor. Ribozom bu proteindeki bilgiyi nereden alıyor? Şöyle bir çekirdek zarı düşünelim. DNA molekülünden alıyor. Şöyle bir DNA. DNA'dan ne sentezleniyor arkadaşlar? mRNA. mRNA bilgiyi nereye gönderiyor? Ribozoma. Ribozom bu bilgiyi işleyerek, bakın burada bir mRNA olduğunu düşünün. Ribozom bu bilgiyi işleyerek ne sentezliyor? Protein sentezliyor. Şimdi bakıyorum. Bakın şimdi şıklarıma bakıyorum. Protein sentezi ribozom dedim. Ribozom diye bir şey yok. O zaman bu ribozom organeli hangi organelinin üzerinde yer alır derse, bakın bu organele ben o zaman ne diyorum? ERE diyorum. ERE organeli. Hangi ERE? Granüllü ERE diyorum. Niye granüllü? Üzerinde ribozom taşıdığı için. Bu proteini granüllü ERE taşıyor. Nereye gönderecek bunu? Golgi'ye gönderecek. Şu gördüğünüz bir Golgi organeli. Golgi organeli de bu proteini ekleme ya da çıkarma yaptıktan sonra hücre zarına gönderecek. Bakın şu da hücre zarı. Hücre zarı da bunu ne yapacak? Doku sıvısında oradan da kana aktaracak. İşte insülin hormonunun üretilip kana salınma sürecinde görev alanlar kimlerdir derse ribozom, ERE, Golgi, hücre zarı diyorsunuz. Ribozom vermezse ne diyeceğiz? Granüle ERE diyeceğiz. Sonra Golgi sıralamayı soruyor bize. Golgi diyeceğiz, sonra hücre zarı diyeceğiz. Yani bizim standart sıralamamız bu. O zaman diyoruz ki granüle ERE, Golgi aygıtı ve hücre zarı bizim doğru cevabımızdır diyoruz. 6 diğer vekildir diyoruz. Geldik sınıflandırmayla alakalı bir soru. Bakın sınıflandırmada da tür kavramı çok önemli. İkili isim türdür. İlk isim, birinci isimler cins adıdır. İkinci isim tanımlayıcısıdır. İkisi birlikte tür adını verir. Bakın Pinus nigra kelimesinden bir tane daha Pinus nigra kelimesini duymuyor iseniz, burada bütün türler birbirinden farklıdır diyorsunuz. O zaman Pinus nigra'dan bir tane daha var mı? Yok. Morus nigra'dan bir tane daha var mı? Yok. Ben bunun Latince isimlerini Türkçe çevireyim. Bakın bu çam demek. Morus da dut demek. Dut çok bilmek zorunda değiliz. O ayıp ayrı bir olay. Ben olayı daha iyi anlayalım diye. Bakın bu kara, bu albada beyaz demek. Şimdi o zaman diyorum ki bu kara çam, bu kara dut, bu beyaz çam, bu beyaz dut anlamına taşıyor. Şimdi buradan da yola çıkarak bakın hangisi söylenemez diyor. Birinci ve üçüncü bitkilerin şubeleri aynıdır. Bir ve üç aynı cins olduğu için, bakın cins aynıysa, bu çok önemli şimdi. Cins aynıysa, aynı cinsi bulduysanız yukarısı hep aynıdır bakın. Aynı cins içerisinde yer alan iki farklı tür, bakın iki farklı tür aynı cins içerisinde yer alıyorsa yukarısı hep aynıdır diyorum. Yani buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar. Bakın aynı cins içerisinde yer alıyorsa sınıfları farklı olamaz. Alemleri farklı olamaz. Şubeleri farklı olamaz. Çünkü cinsi aynıysa ailesi aynıdır. Takımı aynıdır. Sınıfı aynıdır. Şubesi aynıdır. Alemi aynıdır diyorum. Burayı kaçırmayalım. Bu çok önemli. O zaman ikinci ve dördüncü bitkilerin takımları aynıdır. İki ve dördüncü bitkilerin, bakın aynı cins, o zaman takımları aynıdır diyorum. Bu dört bitki iki farklı cinse aittir. Bu dört tane tür iki farklı cinse aittir. Doğru. Pinus bir cins, moruslar başka bir cins, iki tane cins var demektir. Üçüncü ve dördüncü bitkiler birbirleriyle çaprazlandığında verimli döller verir diyor. Üçüncü ve dördüncü bitkiler aynı tür değil ki. Bırak aynı türü, aynı cins bile değiller. O zaman üçüncü ve dördüncü türler buradan
verimli döl vermez. Türü tür yapan en önemli özellik ne? Verimli döl vermesi. Ve burada da böyle bir verimli döl verme yeteneğine sahip değiller diyoruz. Şimdi hangisi diyor kuşların özelliğidir? Yani diyor ki aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olması için yeterlidir diyor. Uçma yeteneğine sahip olma yetmez. Yarasa da uçuyor. Yarasa bir kuş değil. Yarasa bir memeli canlı. O zaman bu yetersiz. Kanatlara sahip olma, yarasada da kanat var, yetersiz. Yumurtlayarak çoğalma, sürüngenler de yumurtlayarak çoğalıyor, yetersiz. Sabit vücut sıcaklığına sahip olma, memeliler sabit vücut sıcaklığına sahiptir, yetersiz. Ama tüy kavramı spesifiktir diyoruz. Yani tüy kelimesi sadece ve sadece kuşlarda kendini gösterir. Bakın bizdeki kıldır, tüy değildir. Bizde memeli canlılarda, insanda kıl biraz daha körelmiş olduğu gibi için tüy gibi düşünülebilir ama kavram yanılgısına girmeyeceğiz burada. Bizdeki de kıldır arkadaşlar, tüy değildir diyoruz. Geldim 9. soru, mitoz mayoz bölünme yani hücresel bölünme ile alakalı bir soru. Burada da mitoz bölünme sürecini sorduk. Mitoz bölünme süreci nasıldır diye. Şimdi bakın, kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi nerede gerçekleşiyor? Metafaz safhasında gerçekleşiyor. Böyle yazarsanız doğru sonucu daha çabuk ulaşırsınız. İyi ipliklerin oluşmaya başlaması daha olayın başındayız demektir. Profaz safhası, profaz safhasında çekirdek zarının oluşumu, artık bakın çekirdek zarı ilk önce erimesi lazım, sonra oluşması lazım. O zaman diyorum ki telofaz safhası, kardeş kromatitlerin ayrılması da anafaz safhasında kendini gösterecek. O zaman profazla başlayacağız, yani 2 ile başlayacağız. Sonra 1 ile devam edeceğiz, 4 ile devamını sağladıktan sonra en son 3 ile bitireceğiz. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyorum. Geldik kalıtım sorusu. Bakın bu soruyu özellikle seçtim. Çünkü 4 tane şık var. 4 şık da birbirinden bağımsız düşünülerek yapılması gereken bir soru tipi. Bu soru tipini anladığınız anda soy ağacıyla gelecek tüm soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Şimdi bakın böyle sorularda eğer diyorsam otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel diyorsa, bakın çekinik alel diyorsa, burada sizin koyu olarak gördüğünüz yeri yazacağınız küçük a küçük a'dır. Eğer otozomal kromozomlarda taşınan baskın alel diyorsa, koyu olarak yazacağınız yer ya büyük a büyük a'dır ya da büyük a küçük a'dır diyorum. Ki birazdan hepsini tek tek deneyeceğiz. X kromozomda taşınan çekinik alel diyorsa, dişiler için x küçük r, X küçük R yazacaksınız. Erkekler için X küçük R'ye yazacaksınız. X kromozomda taşınan baskın alel diyorsa dişiler için ya X büyük R, X büyük R ya da X büyük R, X küçük R yazacaksınız. Erkekler için de X büyük R'ye yazacaksınız. Şimdi bakın bu veriyi eğer bu bilgiye sahipsek soruyu çözmekte zorlanmayız. Bakın otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel ise yani birinci şıkkı yapıyorum şimdi. O zaman taralı olanların hepsini ilk önce ben bir küçük a küçük a yerleştirmesi yapıyorum. Bakın hepsini küçük a küçük a yerleştirdim. Şimdi hepsi küçük a küçük a yerleştikten sonra o zaman beyaz olanlar yani hasta olmayanlar nedir? Baskındır. O zaman diyorum ki burası büyük a küçük a olabilir. Baskındır. Çünkü baskın gen fenotipte kendini gösterecek. Yanında çekinik gen de olsa fark etmez. O zaman diyorum ki buradan bir küçük a, buradan bir küçük a küçük a küçük a'yı verebilir. Burada da verebilir. Ama bakın bunlar ise bir anneden büyük a, babadan küçük a gelir. Büyük a küçük a, büyük a küçük a'yı verebilir. Sıkıntı yok. Şimdi burada da yine aynı. Büyük a küçük a, büyük a küçük a'yı verebilir diyorum. Şimdi birinci öncünde kafamıza takılan anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Birinci öncül okeyse ikinci öncüle geçeceğim. Var mı takıldığımız bir yer? Tamam, birinci öncülde takıldığımız bir yer yok. Şimdi bakın burayı bir siliyorum o zaman. Birinci öncül bitti bakın. Birinci öncülün işi bitti. Birinci öncül olabilirliği var. Birinci öncül oldu şimdi. Şimdi ikinci öncülü deniyoruz. Şimdi bakın birinci öncül tamam. Okey verdik birinci öncülü. Bu okeylendi. Şimdi baskın alele geldim. Şimdi bu siyah yanında da çekinik. O zaman diyorum ki siyahları yazmadan önce o zaman hasta olmayanlar çekinik olduğuna göre bunların hepsi küçük a küçük a'dır diyorum. Bakın bunların hepsi küçük a küçük a oldu şimdi. Şimdi hasta olanlar da büyük a küçük a olmak zorunda. Çünkü yavrular hep küçük a küçük a doğanlar var. O zaman diyorum ki bu büyük a küçük a olabilir. Evet o zaman bu da bunlar da büyük a küçük a büyük a küçük a olabilir.
Bu da büyük A küçük A olabilir. Baktığım zaman küçük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A'yı giriyor mu? Veriyor. İkinci öncül de doğrudur diyorum. İkinci öncülün de doğruluğu var. Var mı burada kafamıza takılan bir yer, anlaşılmayan bir yer? İkinci öncül de herkes tarafından anlaşıldı. Geçiyorum burayı da. Bakın ikinci öncülü de böylece halletmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Geldim üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman üçüncü öncülde X kromozomunda taşınan çekini kalel diyor. Şimdi çekini kalel diyorsa bakın hasta olanlara bakıyorum. Hastalık çekini genlerle taşınmıyor mu? Yok hocam. Bu tarz sorularda şıklara göre bakıyorsunuz. Bakın baskında olabilir bu, çekinikte olabilir demiş zaten bak. Buna göre bu özelliğin kalıtımı ikinci şıkka bak. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın alel olabilir. Koyu olanlar her zaman çekiniktir demiyoruz. Baskın da olabilir. Baskından dolayı da bir hastalıkla karşılaşabiliriz. Hafızamızı öyle tutmayalım. Sorumuzda ne diyorsa ona göre hareket edelim. Şimdi o zaman diyorum ki çekinik alelle taşınırsa. Şimdi o zaman taralı olanların hepsini bakın X kromozomu olduğu için artık küçük A küçük A koymuyorum. Dikkat edin. X küçük R Y diyorum. Ya da X küçük R bakın dişide nedir? X küçük R X küçük R. Erkekte X küçük R Y. Dişide X küçük R X küçük R. Erkekte X küçük R Y. Dişide X küçük R X küçük R. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum ki o zaman taralı olmayanlar X büyük R X küçük R olabilir dişi için. Şimdi buradan bakıyorum. Veriyor mu? X küçük R, X küçük R veriyor. X küçük R, Y'yi veriyor. Hatta şu dişi de X büyük R, X küçük R olabilir mi? Olabiliyor. Bakın X büyük R, X küçük R. Erkeğe de geldim. Erkek de X büyük R, Y olabiliyor. Tamam. Ama aşağıya bakıyorum. Erkek hasta iken, sağlam iken özür dilerim. Yavrusu hasta doğuyor. Bir tane X küçük R buradan gelmesi lazım. O zaman erkeğin de hasta olması lazım. Erkek hasta olmadığına göre demek ki X kromozomu da taşınan çekinik bir genle taşınmıyor demek ki bu hastalık. O yüzden üçüncü şıkkı elemiş oldum. Var mı burada da takıldığımız bir yer? Var mı arkadaşlar? Takıldığımız bir yer. Geçiyorum. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Burayı da sildim. Şimdi bakın geçiyorum diğer versiyona. En son versiyonda. X kromozomda taşınan baskın alel diyor. Baskın alelse o zaman hasta olmayanların hepsi çekinik. O zaman hepsini X küçük R, X küçük R yazıyorum. Dişiler için. Erkekler için de X küçük R, Y yazıyorum bakın. Dişiler için X küçük R, X küçük R. Erkekler için X küçük R, Y yazdım. Şimdi buradan bakıyorum. Baskın olabilir mi? O zaman diyorum ki baskınsa hasta olanları yazıyorum şimdi. X büyük R, Y. Burası X büyük R, X küçük R ya da X büyük R, X büyük R olmalı. Zaten buradan veriyor mu? Veriyor. Buraya baktım. Bakın şu baskınsa X büyük R, Y vermesi lazımken Y kromozomu babadan X kromozomu anneden geliyor. Anneden X küçük R gelir ama burada hasta olmuş X büyük R Y olarak gözüküyor. O zaman diyorum ki anneden küçük R gelmesi gerekirken büyük R varsa demek ki bu X kromozomda taşınan baskın alel de değildir diyorum. O zaman doğru cevabımız bizim ne oluyor? A şıkkı oluyor. Kadir hocam sizin dazlaklık dediğiniz olay Y kromozomu ile alakalı olduğu için Y de çekinik de olsa baskın da olsa değişmiyor. Bütün erkek bireylerde, o soy ağacının tüm erkek bireylerinde bunu görmemiz mümkündür diyoruz. Geçiyorum 11. soruya. Bir protein sentezi sorusu. Ökaryot hücrelerde polipeptit sentezi sırasında gerçekleşme sırasını soruyor. Bakın öncül mRNA'nın bazı kısımlarının çıkartılarak değişikliğe uğratılması, RNA transkriptinin oluşması. Bu şu demek arkadaşlar bakın. Şu bizim DNA molekülümüz. DNA molekülünden gen açılıyor. Bu genin karşılığında mRNA sentezleniyor. Biz buna transkripsiyon diyoruz. Bu olayın adına transkripsiyon diyoruz. Tamam yani transkriptin oluşması. Ama bu pre-mRNA diyoruz buna. Pre-mRNA yani öncü mRNA'dır bu. Sonra burada RNA splice denilen bir olay var. RNA splice yani kes yapıştır.
kes yapıştır olayı var. Kes yapıştır. Bu RNA splice sayesinde aktif mRNA oluşuyor. Yani mRNA artık aktive oluyor. Aktif mRNA haline geliyor. Bu mRNA splice'ından sonra da artık çekirdek zarından çıkıyor. Sitoplazma ribozoma bağlanıyor. Ve mRNA ile tRNA karşı karşıya geliyor. mRNA, tRNA karşı karşıya geliyor. Nerede karşı karşıya geliyor? Ribozom organelinde. Ribozomda karşı karşıya geliyor. Ve mRNA'daki bilgi tRNA tarafından okunuyor. Biz bu olaya da ne diyoruz? Translasyon, yani okuma diyoruz. O zaman diyorum ki ilk önce RNA transkriptinin oluşması lazım. Yani pre-mRNA. Sonra kes yapıştırır. Yani RNA splice oluşacak. 2'den sonra 1. Sonra da translasyon meydana gelecek. 2, 1, 3 şeklinde karşımıza çıkmış oluyor bu sorunun cevabı. Su açığa çıkar. Protein sentezi, çünkü hocam amino asitlerin birleşmesi ya. Amino asitler yan yana geliyor. Bakın bu mRNA, tRNA okurken tRNA amino asit taşıyor. Amino asit 1 taşıyor. Amino asit 2 taşıyor. 3 taşıyor derken birçok amino asit taşıyor. Her bir tRNA bir amino asit taşıyor. Bu tRNA amino asitini taşıdı, okudu, çıktı. Diğer amino asite, diğer tRNA'nın amino asitine bu çıkan tRNA'nın amino asiti bağlandı ve böylece protein sentezi oldu. O zaman amino asitler arasında ne bağ oluşuyor? Peptit bağ var. Peptit bağ oluşurken açığa ne çıkıyor? Su çıkıyor. O zaman diyorum ki peptit bağ sayısı kadar su açığa çıkar diyorum. 12. soruya gelelim. Hücresel solunum sorusu. Hocam o sorduğunuz çok üst düzey bir soru. Kes yapıştırdığı özel enzimler var. Sizde hiçbir alakası yok onun. Öyle bir soru tipi de gelmez. Enzimlerin ismi hiç gelmez. Enzimler kullanılır ama çekirdeğin içerisindeki özel mahrem enzimlerdir onlar. O enzimler de ismi şu ana kadar hiç gelmiş sorularda falan gelmiş bir şekli yok. Ökaryotik bir hücrede oksijenli solunumda glikoliz sonrası görülen olaylardan hangisidir? Mitokondrinin matriksinde gerçekleşir diyor. Bakın matrikse gerçekleşir dediği zaman bir kez glikoliz reaksiyonu şöyle bir hatırlarsam, bakın glikoz denilen molekül pirivik aside kadar parçalanıyor. Pirivik aside kadar parçalanır. Biz bu olaya glikoliz reaksiyonu diyoruz. Bakın glikoliz reaksiyonu adını veriyoruz. Bu glikoliz reaksiyonu nerede gerçekleşiyor? Sitoplazmada. Bu sitoplazmada gerçekleştikten sonra artık mitokondri denilen organelinin içerisine giriş başlıyor. Bakın şu gördüğünüz mitokondri organeli. Mitokondri organelinin içerisinde de şöyle bir iç zar kısmı var. İç zar. İç zarın da iç kısmında bakın şöyle karalar gibi durdum. Şuraya biz krista diyoruz. Bakın kristada elektron taşıma sistemi elemanları var. Özel enzimler var. Şurası da matriks dediğimiz kısım. Bakın matriks. Şimdi bu pirivik asit geliyor. Mitokondrinin içerisinde matrikse kadar geliyor. Matrikse pirivik asit geldiğinde bakın 3 karbonlu moleküldür bu. 2 karbonlu asetil koaya dönüşüyor. Sonra burada bir çembere katılıyor. Biz bu çembere Krebs çemberi diyoruz. Sonra bu çemberden matriksten ve glikolizden gelen nat ve fatların elektronları ETS enzimlerine gönderiliyor. Elektron taşıma sistemi tarafından elektronları ETS enzimleriyle taşımış oluyor. O zaman diyor ki soru inanılmaz genel bir soru, kolay bir soru yani. Yani konuya hakim olanlar bu soruyu çabuk yapar. Mitokondrinin matriksini soruyor ya, elektron taşıma sistemi mitokondrinin kristasında. Krebs döngüsü matrikste gerçekleşiyor. Matriks pirüvatın asetil koaya dönüşmesi. Bakın iki karbonlu molekül asetil koa. Bu da matrikste gerçekleşiyor. O zaman diyorum ki 2 ve 3 matrikste gerçekleşir, 1 gerçekleşmez diyoruz. Doğru cevabımız diğer diktirdi diyorum. Şimdi geldim 13. soruya. 13. soruda yine fotosentezle alakalı bir olay. Stroma'yı soruyor. Bakın bu fotosentezde de bir aydınlık evre var. Aydınlık evre, bir de karanlık evre var. Bakın karanlık evre. Bunların hepsi kloroplast organın içerisinde yer alıyor. Bakın fotosentez yapan bitkilerde organel nedir derse kloroplast. Aydınlık evre granada gerçekleşiyor. Granada gerçekleşen bir olay. Karanlık evre de stromada gerçekleşen bir olay. Bakın aydınlık evre, karanlık evre. Şimdi aydınlık evrede ne kullanılıyor derse, adı üzerinde aydınlık, neyi kullanacak o zaman? Işık kullanılıyor. Su fotolize uğruyor burada, bakın su fotolize uğruyor. Su fotolize uğradığında hidrojen
hidrojen, bakın elektron ve oksijen açığa çıkıyor. Yani demek ki aydınlık evrede ne yapıyor? Bitki oksijen üretiyor, hidrojen elektronlarını dağıtıyor, oksijen üretiyor. NADP denilen bir molekül hidrojen alıyor. Yani NADP indirgenir diyoruz burada, indirgenir. Ve kemi-ozmik hipotezde de ne sentezleniyor burada? ATP sentezinde diyoruz. Yani aydınlık evrede mevzu bu. O zaman diyorum ki ışık kullanılıyorsa burada ne var? Fotosistem var diyorum. Fotosistem dediği ne? Klorofil pigmentleri ve ETS enzimleri yer alıyor. Peki stromada ne oluyor? Karanlık evre. Stromada ise ATP harcanıyor. ATP harcanır. Bakın karbondioksit kullanılır. Karbondioksit kullanılır. NADP hidrojen almıştı. NADP H2 ise burada ne olur diyorum? Yükseltgenir diyorum. Yani NADP yükseltgenir diyorum. Bakın indirgendi, alan indirgendi, hidrojen aldı. NADP H2 de hidrojenlerini vererek yükseltgenecek. O zaman burada ne üretilecek? Glikoz sentezlenecek. Peki burada hangi kelimeleri duyacağım ben? RDP'yi duyacağım ya da RBP aynı anlam. RMP'yi duyacağım. Bu kelimelere hakim olmamız lazım. Bakın fotosentezde aydınlık karanlıkta bileceğiniz şey sadece bu kadar işte. Şimdi bununla da alakalı bize soru gelmiş. Bakın diyor ki hangileri stromada gerçekleşir? Işığın sorulması. Işık sadece granada gerçekleşiyor. O zaman bu stromada gerçekleşmiyor. Karbondioksitin tutulması. Karbondioksit nerede kullanılıyor? Stromada. O zaman diyorum ki stromada bu kullanılır. Suyun parçalanması yani fotoliz olayı. Suyun fotolize uğraması ve oksijen açığa çıkması aydınlık evrede. Karbonhidratların üretimi yani glikozun sentezi ve glikoz sentezi de nerede? Efendime söyleyeyim stromada gerçekleşir diyoruz. Hangileri stromada gerçekleşir derse 2 ve 4 diyorum. 14. soruya bakarsak bakın bitkilerde bitki biyolojisiyle alakalı artık suyun kökten gövde ve yaprakları taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır soruyor bize. Bakın terlemeyle oluşan basınç farkı suyun kısilemde taşınmasında etkili ki en büyük etkiye sahiptir. Çok önemlidir. Çok yükseklerdeki bitkilerde su böyle taşınıyor. Sınavda çıkmış sorular da vardır hocam. Şimdi su kısilemde kökten yukarıya doğru aktif taşımıyla taşınır diyor. Bakın aktif taşıma cansız borularda olmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Çünkü cansız borularda kısilem cansız borudur. Cansız borularda aktif taşıma diye bir kavramdan bahsetmeyiz diyoruz. 15. soruya bakalım. Genel olarak toprakta gelişen bir fasulye tohumunun çimlenebilmesi için. Tohumun çimlenmesi, tohum bir nevi burada yarı heterotroftur. Yani fotosentez yapamaz tohum çimlenirken. Fotosentez yapamadığı için neye ihtiyacı yoktur? Işık ve karbondioksit ihtiyacı yoktur. Hangileri gerekli derse karbondioksit gerekli değil. Ama su, uygun sıcaklık yani optimum sıcaklık ve oksijenle solunum yapacak doğal olarak oksijen şarttır. 1, 2 ve 4 şarttır. Ama ne şart değildir? Karbondioksit ve ışık şart değildir. Çünkü tohum çimlenirken tohum içerisinde barındırdığı endospermdeki besini ya da endospermden çeneye geçen besini kullanacak demektir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır diyorum. 16'ya bakarsan bakın çiçekli bir bitkide eşeğli üreme döngüsü incelendiğinde hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğin katkısında olması beklenmez. Yani diyor ki hangisinde çimlenirken Fadim hocam şeye ihtiyaç yok, ışık ve karbondioksit ihtiyaç yok. Niye? Fotosentez yapmıyor çünkü. Işık ve karbondioksit ne zaman ihtiyaç duyacak? Tohum çimlendi, toprağın üstüne çıktı, ilk yaprağını oluşturdu. İşte o zaman neye ihtiyacımız olacak bizim? Işığa ve karbondioksite ihtiyacımız olacak. Şimdi geldim çiçekli bitkilerde üremeyi soruyoruz. Bakın üreme tarafı, eşeğli üreme döngüsü incelendiğinde meydana gelecek olan genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez diyor. Bakın mikrospor, ana hücresinde mikrospor. Bakın zaten ana hücre dediğimde şimdi şunu anlamamız lazım. İki enden en. Bir mayoz bölümü var, çeşitlilik var demektir. Megaspor ana hücresinden megaspor. Yine bakın iki enden en. Bir mayoz var, çeşitlilik var demektir. Çifte döllenme, döllenme zaten kendi başında bir çeşitlilik demek. Yumurta hücresinin döllenmesiyle zigotun oluşumu, burada da bir döllenmeden bahsediyor. Zigotun oluşumu bir döllenme, bir çeşitlilik demek. Megaspor en kromozom, yumurta hücresinin oluşumu en kromozom. N'den N'e doğru geçiş bir mayoz olamaz, bir döllenme olamaz, çeşitlilik olamaz. O zaman doğru cevabımız E şıkkıdır diyorum.
17. soruya bakarsak, bakın aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlıların bulunduğu bir ekosisteme dış kaynaklı olarak giren toksik bir madde, toksik demek zehir demek, hangisinde en fazla birikim sağlar? Birikimin sağlanmasında zehir miktarı, bakın tabandan yukarıya doğru gidildikçe, neler artar sorusuna zehir artar, zehir miktarı artar. Bir de ne artıyor arkadaşlar? Birey kütlesi artar diyebiliriz. Yani burada genel bir kaydı olarak bakarsak birey kütlesi artar diyebiliriz. O zaman zehir miktarı en tepede en fazla olacak. Doğal olarak buradaki sıralamada da Kartal'ı biz en tepede görüyoruz. 18. soruya bakarsak doğadaki azot döngüsünde denitrifikasyonu sormuş bize. Denitrifikasyon basamağı hangisinin gerçekleşmesini sağlar demiş. Denitrifikasyon, bakın arkadaşlar, topraktaki azotun atmosfere gönderilme halidir. Yani bir canlı topraktaki azotu atmosfere gönderiyorsa burada bir denitrifikasyon süreci var demektir. O zaman şöyle bir analiz yaparsak, bakın o organik atıkların bakın safrofit canlılar tarafından işte bu canlılar bakteriler ve mantarlar olabilir. Neye dönüştürüyor? NH3 ve NH4'e dönüştürüyor. Bu NH3 NO2'ye ve NO3'e çevrilecek. NO2 ve NO3'e çeviren canlılara da bir nitrifikasyon bakterileri diyoruz. Bakın nitrifikasyon bakterileri, ama bir de denitrifikasyonu soruyor. Sonra bitki geliyor, kökleriyle bu NO3'ü alıyor, yapraklarında kullanıyor, köklerinde kullanıyor, aminosit üretiyor, yapraklarında gönderiyor ve böylece azot döngüsünün devamlılığı sağlanmış oluyor. Ama topraktaki atmosfere gönderen canlılar da var. Bakın atmosfere gönderen canlılar da var. Atmosferde N2 gazı olarak karşımıza çıkacak. Kim bu? Denitrifikasyon demek. Bakın kelime aslında çok manidar bir kelime. Nitrifikasyonun tersi. Nitrifikasyon topraktaki azotu arttırma eğilimindeyken D olumsuzluk 2 getirdiği zaman ne oluyor? Topraktaki azotu kaybet. Ne yapıyor? Bu sefer atmosfere N2 olarak veriyor. O zaman diyoruz ki doğru cevap azotun gaz halinde atmosfere verilmesidir diyoruz. Çünkü amonyaktan nitrit oluşumunu nitrifikasyon yapan bakteri yapıyor. Nitritten nitrat oluşumunu nitrifikasyon yapan bakteri yapıyor. Atmosferdeki azotun bazı bakterilerce bağlanması, bu rhizobium bakterileri, bakterilerin köklerinde yaşayan bakteri. Bitkilerin suda çözünen azot tuzlarını alması, bu da denitrifikasyonla alakalı değil. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyorum. 19'a bakarsak tür zenginliğinin en fazla olduğu yer, hiç düşünmeye gerek yok. Tropikal yağmur ormanları diyorsunuz. Tropikal yağmur ormanları hem atmosferin sıcak olması hem de sürekli yağış almasından dolayı bir canlının gelişmesi için muhteşem bir ortam. O yüzden çeşitliliğin en fazla olduğu yer tropikal yağmur ormanlarıdır diyoruz. Tür zenginliği açısından bir numaradır diyoruz. Bunu da unutmayalım. 20. soruya bakarsam hangisi mutualizmi örnek oluşturmaz diyor. Bakın mutualizm örnekleri hangisi değildir? Su ve mineralleri üzerinde yaşadığı elma ağacından sağlayan. Yani bu mutualizm değil, bu yarı parazitizm. Doğru cevapta zaten çıkmış oldu. Ne demek bu? Bakın diyor ki ökse otu denilen yarı parazit canlı üzerinde yaşadığı elma ağacından su ve mineralleri alıyor. Ve bu ilişkide ağaç zarar görüyor, ökse otu buradan fayda görüyor. Buna biz de diyoruz parazitizm diyoruz. Ama bakın geriç getiren memelilerin işlenmesinde yaşayan ve selüloz sindirimini gerçekleştiren mikroorganizmalar ile bu memeliler arasındaki ilişki mutualizm. Memeli bu bakteriye besin gönderiyor. Bakteri de bunun karşılığında selüloz enzimi ürettirerek selülozu parçalayarak hayvana besin takviyesi yapmış oluyor. Mercanları ile onların dokularında yaşayan ve fotosentez ürünlerinin bir kısmını mercan ile paylaşan alger arasındaki ilişki bir mutualizmdir diyoruz. Ve diğerlerine de baktığımız zaman bir mutualizm örneğini görüyorsunuz. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 21. soruya bakarsam bakın normal bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi sempatik sinir sistemini etkisiyle ortaya çıkar diyor. Bakın sempatik sinir sisteminde şunu bileceğiz, unutmayacağız. Dolaşım, solunum, boşaltım merkezi. Bakın dolaşım, solunum, boşaltım merkezi. Boşaltım hız merkezi, özür dilerim yanlış söylüyorum. Merkez demeyelim de boşaltımı hızlandırır.
sindirimi yavaşlatır diyoruz. Bakın sorularda şu hataya düşmeyeceğiz arkadaşlar. Sempatik sinir sistemi her şeyi hızlandırır. Yanlış bir cümle. Sindirimi yavaşlatıp dolaşım solunum boşaltımı hızlandırıyor. O zaman diyorum ki tükürük salgısının artmasın. Sindirimi yavaşlatacağına göre tükürük salgısı arttırıyorsa bu parasempatikle alakalı. Bu değil. Kalp atımının hızının yavaşlaması bu parasempatikle alakalı. Bu değil. Mide ve bağırsak hareketinin azaltılması sindirimi, bakın sindirimi yavaşlatır diyor ya sempatik. O zaman diyorum ki mide ve bağırsak hareketlerinin azalması sindirimin azalması anlamı taşır. O zaman doğru cevabımız C şıkkıdır diyorum. Bronşların daralması, bu bronşları açan bir şeydir sempatik. Daraltan parasempatiktir. Göz bebeğinin daralması, sempatik açar, parasempatik daraltır. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyorum. Geldik 22. soru. İnsanda görme sürecinde sıralama sorusu. Yani böyle soru tipleri de geliyor karşımıza. Sıralama, o zaman diyorum ki bir insanın göz yapısına bakar isek. Bakın göz şöyle bir yapı. Şöyle bir çizim yaparsam ben. Bakın şurada en dışta kornea tabakası. Kornea tabakasını şöyle düşünürsek. Sonra şöyle gelen bir tabaka var. Şurada bizim irisimiz var. İris. Şurada göz böyle bir şey mercek var. Şurada da sarı nokta var. Şimdi o zaman diyorum ki bakın dışarıdan ışık geldi. Işık ilk önce havada kırılır. Sonra havada kırıldıktan sonra kornea da kırılır. O zaman en dışta ne var? Kornea var. O zaman sıralamalarda ben korneayı bulmam lazım. Korneadan sonra fazla ışık irisle absorbe edilir. Ama iki iris arasında göz bebeğinden ışık geçer merceğe. Mercekten de ışık nereye vurur? Sarı noktaya düşer. Sarı noktada ne var? Reseptörler var. Bu reseptörler veri bilgiyi alır ve duyu nöronlarıyla nöronlar aracılığıyla da nereye gönderir? Görme merkezine gönderir diyorum. O zaman diyorum ki ışık ışınlarının göz merceğinde kırılması. Mercek burada. A tabaka burada. Demek ki o zaman 2 birden sonra gelecek. Işık ışınlarının korneadan geçerken kırılması çok güzel. Bu o zaman en önde olacak. Görüntünün görme sinirliliği görme merkezine iletilmesi o burada olacak. Işık ışınlarının göz bebeğinden geçmesi o da burada olacak. O zaman sıralıyorum. Korneadan ilk önce geçecek. Kornea ile başlamam lazım. Korneadan geçtikten sonra ne var? Göz merceğinde kırılması, göz bebeğinden geçmesi. O zaman diyorum ki sonra göz bebeğinden geçmeli. Yani ışık ışınlarından sonra göz bebeğini benim bulmam lazım. Göz bebeğinden geçtikten sonra mercekten geçmeli. Göz merceğinde kırılacak çünkü mercekten geçecek. Mercekten geçtikten sonra A tabakası sarı nokta üzerine düşecek. Sonra da görme sinirleri. O zaman diyorum ki doğru cevap 22'nin doğru cevabı nedir diyoruz. Diğer bir çizim diyorum. Evet. Geldik şimdi başka bir soru. Endokrin bezler tarafından üretilen kan yoluyla hedef doku organları gönderilen düzenleyici kimyasal maddeleri hormon denir. Hormonlarla ilgilenen bizi yanlıştır diyor. Her hormonun kendine özgü bir reseptörü vardır. Doğrudur diyorum. Hormonların hepsi protein yapılıdır. İşte bu yanlıştır diyorum. Çünkü steroid yapılı hormonlar var. Hormonlar var. Hangi hormonlar bunlar? İşte testosteron, kortizol, aldosteron gibi hormonlar. Bunlar nedir? Steroid yapılı hormonlardır. Devam edelim ama salgılanan hormonlardan bazıları tek çeşit, bazıları çok çeşitli hücre veya dokuya yarabilir. Doğrudur. Mesela insülin hormonu birçok vücut dokusunu uyarırken efendim şimdi TSH sadece tiroid bezini uyarır diyoruz. Hormonlar kanda az miktarda da olsa etkisini gösterirler. Evet çok çok yüksek oranlarda değil zaten. Minimum miktarlarda çok büyük etkiye sahip. Büyüme ve gelişmede de görev alırlar. Doğrudur diyorum. Hangisi insan iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? Bir iskelet sisteminin görevleri. İç organların korunmasını sağlar iskelet sistemi doğrudur. Kan hücrelerini üretir. Kırmızı kemik iliği var çünkü doğrudur. Harekete imkan sağlar. Evet kaslar ve eklemlerle birlikte hareketimizi sağlıyor. Bazı mineralleri depoluyor. Evet kalsiyum kemiğin bu kadar sert olmasının nedeni bu. Ama D vitamini sentezi yapamayız arkadaşlar. D vitamininin pro öncüsünü yapıyoruz. O da karaciğer yapıyor. Sonra deri altındaki UV ışınlarıyla aktif D vitaminine dönüşebilir diyoruz. İskelet kaslarının kasılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur doğrudur diyoruz. Kalsiyum olmazsa kasılma gerçekleşmiyor. Kasılma sırasında iskelet kası hücrelerinde aktin ve miyozin ipliklerinin boyu kısalır bu yanlış arkadaşlar. Aktin ve miyozin ipliklerinin boyu aynı. Bakın şu aktin ipliği, bunlar aktin ipliği, şu da miyozin ipliği. Bakın şu miyozin ipliği, A bandı diye nitelendirdiğimiz yer miyozin. Bu da aktin arkadaşlar, aktin ipliği.
Kasılma sırasında ne oluyor biliyor musun? Kasılma sırasında miyozinin baş kısmı yukarıya kalkıyor. Baş kısmı yukarıya kalktığında, kollar yukarıya kalktığında yukarıda tuttuğu aktin ipliğini iç içe geçiriyor. Bakın bunu bu ray sistemi gibi bir düşünün. Bunu bu tarafa doğru çekiyor. Bunu da bu tarafa doğru çekiyor. Çekince alan daralıyor. Daralınca sanki iplikler kısalıyormuş gibi oluyor. Ama oysa ki iplikler iç içe geçiyor. İç içe geçince alan daraldığından dolayı kısalma varmış gibi duruyor. O yüzden bu cümleyi kullanıyor. Kasılma sırasında aktin miyozin ipliklerin boyu kısalır cümlesi yanlış. Boyu aynıdır arkadaşlar. Sadece iç içe geçer diyorum. Enerji kaynağı olarak glikojeni kullanır. Doğru. İskelet hücrelerinde motor sinirlerle gerçekleşir. Doğru. Yani çizgili sinirler, sinir sistemi devreye girer. Bakın düz kaslarımıza ve kalp kasımıza sinirler gelmese de bu kaslar çalışabilir. Ama çizgili kasa sinir gelmezse o kas çalışmıyor. O yüzden felç dediğimiz olay çizgili kaslarımızda vardır. Kalp kasında ve düz kaslarımızda felç kelimesini biz kullanmayız diyorum. Sarkomerin boyu da kısalır, doğrudur diyorum. Sinirin sistemiyle alakalı soruya bakarsak hangisi 12 parmak bağırsağından salgılanır derse 12 parmak bağırsağı mideden gelecek olan pH'in asidik yapısı çok yüksek olduğu için 12 parmak bağırsağının da pH'i 8,5 olduğundan dolayı ve kendisi de enzim üretemediğinden dolayı karaciğer ve pankreasa özellikle ricada bulunuyor. Diyor ki bana hem enzim hem de pH'imi dengeleyecek madde gönderir. Karaciğer diyor ki ben sana sindirici enzim gönderemem ama ben sana safra gönderirim pH'imi dengelemek için. Pankreası diyor ki ben sana hem sindirici enzim gönderirim hem de bir bikarbonat yonu göndererek pH'imi dengelerim diyor. Peki bunu yani 12 parmak bağırsak karaciğer ve pankreasta bu söylediğim konuşmayı nasıl gerçekleştiriyor? Hormon üreterek yapıyor. Hangi hormonlar? Sekretin ve kolesistokinin hormonu üreterek bu işi gerçekleştiriyor. Kalemi göremedim. Şunu yapıyor. Gastrin hormonu midede üretilen bir hormon. Mide hormonudur bu. Ama bu iki hormon 12 parmak bağırsağı tarafından üretilen bir hormondur. O zaman doğru cevap 2 ve 3'tür diyorum. Evet, 27. soru bu da bir sıralama sorusu. Önemli bir soru tipidir. Bakın burada da kritik cümle şu. Nerede var bu olay? İşaretli alıyor. Nerede işaretledik? Üst ana toplarda madem. Üst ana toplar damar nerede? Kalbin üstünden geliyor. Bakın kalbin üstünden gelen bir üst ana toplar damar var. Şu kalbimizin sağ tarafı, şu da kalbimizin sol tarafı olsun. Bakın. Şimdi üst ana toplar damar bir de kalbin altından gelen bir alt ana toplar damar var. İkisi birleşiyor. Kalbin neresiyle? Sağ kulakçığıyla birleşiyor. Bakın. Nerede birleşiyor? Sağ kulakçık. Şimdi sağ kulakçıkla birleştikten sonra sağ kulakçıktan sonra kan nereye dökülüyor? Sağ karıncaya dökülüyor. Sağ karıncık. Sağ karıncıktan sonra kan nereye gönderiliyor? Akciğer atar damarıyla. Bakın akciğer atar damarıyla. Akciğer atar damarıyla. Nereye gönderiliyor? Akciğere. Akciğere gönderilen bu kan akciğer toplar damarıyla temizlenip nereye göre? Kalbin sol kulakçığına. Oradan sol karıncık. Oradan aorta atar damarıyla tüm vücuda pompalanıyor. Şimdi soru ne? Soruya bir bakalım şimdi. İlk önce sorumuza bir bakalım. İşaretli bir alıyonun yukarıdaki yapılardan geçme sıralaması nasıldır? Şimdi beraber getirelim. Şimdi üst ana toplardan nereye getirecekti dedik? Sağ kulakçık. O zaman bir numarayla başladım ben. Bir numara bizim nedir? Sağ kulakçığımızın başlangıcı. Sağ kulakçıkta başladık. Sonra sağ kulakçıktan sonra nereye dökülecek bu? Sağ karıncık. Bir ile başladım, üçte devam ediyorum. Sağ karıncıktan sonra nereye gidecek bu? Akciğer atar damarı. Sonra iki ile devam ediyorum. Akciğer atar damarı. Sonra akciğere uğrayacak. Akciğer kılcalı, sonra akciğer toplar damarı. Sonra geldik dörde akciğer toplardım var. Ondan sonra nereye geldi? Sol kulakçık. Sol karıncık aorta atar damarı. Sol kulakçık, sol karıncık aorta atar damarı. O zaman diyorum ki aorta atar damarı en sonda sağ kulakçık en başta olacak. 1 ile 5 arasında olacak. Şimdi 1 ile 5 arasında bir C şıkkı var, bir de D şıkkı var. Şimdi C ile D'ye gidelim. C'den gidelim şimdi bakın. 1 sağ kulakçık, sonra sağ karıncık, sonra akciğer toplar damarı dedi. Oysa ki akciğer atar damarı var, orayı kaçırdık. O zaman hemen D'ye geldim. 1 sağ kulakçık, 3 sağ karıncık, 2 akciğer atar damarı doğru, sonra akciğer toplar damarı olacak. O zaman benim doğru cevabım ne oldu şimdi? Yer fikir oldu, değişik oldu diyorum. 28. soruya bakarsam soluk alma sürecinde sıralamayı vermiş burada da. Buranın sıralamasında da şu, bakın alveol kelimesi en sonda olacak çünkü bu akciğerde. Akciğer.
Şimdi alkolü en son aldınız. Yani 3'ü en son aldınız. O zaman A şıkkını eledim. Bu bir. Şimdi bronş, bronşiyol, bronştan sonra bronşiyol gelecek. Alkolü en yakın olan. Soluk borusu da bronştan önce gelecek. O zaman diyorum ki soluk borusu bronş, bronşiyol, alveol şeklinde sıralamamız lazım. O zaman larynx yani gırtlak dediğimiz olay ise olayın en başında olması lazım. O zaman 4 ile başlayıp 3 ile bitecek. 4 ile başlayıp 3 ile biten bir tek bu şık kapıyor arkadaşlar. 29. soruya bakarsak aşağıdaki şekilde insan böbreğinde yer alan bir nefron var. Toplama kanalını gösteriyor. Numaralandırılmış. Bakın numaraları yerlere bir bakalım. Bir numaraya biz ne diyoruz? Bowman kapsülü diyoruz. Numaralandırmanın isimlerini yapalım şimdi bakın. Bowman kapsülü diyoruz buraya. İki numara proksimal tüp diyoruz. Proksimal tüp. Üç numara henne kulpunun aşağı inen kolu. Henne kulpunun aşağıya aşağı inen kolu. Dört numara yukarı çıkan kol, yukarı. Beş numara da idrar toplama kanalı diyoruz. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Kan basıncının etkisiyle glomerulus'taki kan sıvısı bir numaralı kısma tek yönlü süzülür. Evet, glomerulus'tan Bowman kapsülüne tek yönlüdür. Çünkü süzme basıncı dediğimiz bir basınç var. Bu olay bir filtrasyon olayıdır. Enerji harcanmaz. Kan basıncı her zaman kanın ozmotik basıncından yüksek olduğu için kandan doku sıvısına ya da Bowman kapsülüne madde geçiş olur diyoruz. Bu doğrudur diyoruz. İki numaralı kısımda glikozun geri emilimi gerçekleşir. Evet, proksimal tüp bunun etrafını kılcal damarlar çeviriyor. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen zararlı maddelerle birlikte çok fazla yararlı maddelerimiz var. Bu yararlı maddelerin geri emilmesi lazım. Yani kana aktarılması lazım. Kana aktarımını kim gerçekleştiriyor? Proksimal tüp gerçekleştiriyor diyoruz. 2 ve 4 numaralı kısımlarda tuzun geri emilimi olur. Evet, 2 ve 4 numaralı kısım. Bakın 4 numaralı kısımda tuz aktif taşımayla, 2 numaralı kısımda difüzyon ya da aktif taşımayla geri emilebilir. Tuz şurada da bir numara verseydi, burada da tuz pasif taşımayla geri emilecekti. Evet, ama bu da doğrudur diyoruz. 3 ve 5 numaralı kısımlardan su geçici pasif taşımayla, 3 ve 5 numaralı, evet, henne kulbunun aşağı inen kulu idrar toplama kanalında ve diğer kısımlarda suya geçirgenlik vardır. Suya geçirgenliğin olduğu yerlerde nedir? Su geri emilir. Burada bir enerji harcanmaz. Pasif taşımayla olur. Doğrudur diyoruz. 5 numaralı kısımda kreatin molekülünün tamamı geri emilir. Yanlış bir cümle. Kreatin hiç geri emilmez. Hiç geri emilmez. Bakın üre bile geri emiliyor. Kreatin geri emilmiyor. Kreatinin geri emecek nefronda onu tanıyacak, onun maddelerini çekecek bir moleküler yapı yok. O yüzden kreatin tamamen bir atık madde olarak karşımızda duruyor. Doğru cevap B şıkkıdır diyoruz. Geldim 30. soruya. İnsanlarda hangileri luteinleştirici hormonun yani LH'ın salgılanma sonucunda gerçekleşir diyor. LH'ın salgılanma sonucunda gerçekleşmesi olayı şu. Dişilerde bir LH olayı var. Bir de erkeklerde bir LH olayı var. Bakın sadece dişilere özgü bir şey değildir bu LH hormonu. LH hormonu dişilerde neyi sağlar? Ovülasyonu sağlar. Ovülasyon yani yumurtlamayı sağlar. Ovülasyonun içerisindeki ikinci oosit yumurta kanalına geçer. Sonra corpus luteum oluşur. Ona paralel hormonlar üretilir. LH ise erkeklerde neyi meydana getirir? Testosteron hormonlarının üretilmesini sağlıyor. Testosteron hormonlarını üreten LH hormonudur. O zaman diyorum ki ovülasyonu gerçekleştiren LH, testosteron salgılamasını sağlayan LH, menstruasyonu başlatan LH değildir. Menstruasyonun başlaması LH'a özgü bir şey değil. Çünkü burada diyor ki hangileri lütinleştir hormonun salgılanması sonucunda gerçekleşir diyor. O biraz FSH ile alakalı. Ve süt bezinin uyarılması. Süt bezinin uyarılması da LTH prolaktin hormonu ile alakalı. O zaman doğru cevabımız ovülasyonun gerçekleşmesi, testosteronun salgılanması 1 ve 2'dir diyoruz. 30'a A şıkkıdır diyoruz. Ve evet arkadaşlar böylelikle var olan tüm konulara yani biyolojideki bütün konulara bir soruyla, bilemediğiniz iki soruyla ne yaptık? Değinmiş olduk. Sistemlerden de bütün sistemlerle alakalı bir soru çözmüş olduk. Evet, bu bir tanıtımdı. Artık Ağustos'ta bekleriz. Buyurun gelin. Ağustos'u biraz daha böyle ayrıntısal yapıya girmeye çalışırız. Daha dip ayrıntılara ulaşmaya, daha fazla soru çözme imkanımız olur.
Evet, burada da en fazla dikkat etmemiz gereken sistemler hocam nelerdir derseniz, yani o biraz şeye giriyor, karambole giriyor ama genellikle çok yoğun olan soru tipleri dolaşım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem, o sistemler daha böyle yoğunluklu geliyor. Ama ters köşe de yapabilir. Yani şimdi iskelet sisteminden çıkana kadar doğru düzgün soru gelmedi. Yani bu soru hazırlayanlar şunu diyebilir. Ya buradan hiç soru sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Bir tane soru soralım diyebilir. Yani böyle bir risk de var. O yüzden sistemleri mümkün mertebede bir de hepsine hakim olmaya çalışın deriz. İlk iki soruyu açayım hocam. İlk iki soruyu açayım. İlk iki soru. Birinci soru buydu. İkinci soru bu. Soruyu böyle göstereyim size. Evet arkadaşlar ben teşekkür ederim. Yani geldiniz, beni de dinlediniz. Sağ olun. Yani buraya gelip de kimse olmama ihtimali de olabilirdi. Geldiniz, dinlediniz. Sağ olun, var olun. Biz de siz gelmeden önce bir hazırlık yapalım dedik. Yani arkadaşlarımızın karşısına çıkarken hazırlıksız çıkmayalım. Hep hayatımız hep zaten bir hazırlık içerisinde. Sürekli bir şeyi hazırlamakla geçiriyoruz. Bundan memnun muyum? Memnunum. Seviyorum işimi. Sevdalıyım yani. İşimi hakikaten seviyorum. Çok, bana çok şey katmıştır biyoloji. İnşallah size de çok güzel şeyler katar. Hayat felsefenizi bile değiştirir biyoloji. Evet. Gülser hocam sen bir şey sordun. Bir de hocam sempatik soru vardı bir tane. Onu ben anlamadım. Sindirim sistemi yavaşlatır dediniz. Evet hemen o soruya gelelim. Sempatik sinir sistemi ile alakalı soru neredeydi? Hocam burada da mantık şu, sempatik sinir sistemi. Sempatik demek dolaşım, solunum, boşaltımı hızlandırıp sindirimi yavaşlatan bir sistem. Şimdi kalbin hızlanmasını sempatik sağlar, yavaşlanmasını parasempatik sağlar. Mesela soluk alıp vermeyi hızlandıran sempatik, bunu efendim söyleyeyim yavaşlatan parasempatiktir. Şimdi beraber gidelim. Bakın tükürük salgısının artması diyor ya. Tükürük salgısını arttıran sindirimi hızlandırmak demektir bu. Bu parasempatiğin işi. Sempatiğin işi değil. Kalp atımını sempatik hızlandırırken parasempatik yavaşlatır. Yavaşlatma da sempatiğin işi değil. Ama bakın mide ve bağırsak hareketlerini azaltır dedik sempatik. Niye? Çünkü sindirim yavaşlatıyor. Mevzu anlaşıldı mı hocam? Gülser hocam, mevzu anlaşıldı herhalde. Fizik de güzeldir Başak hocam. Fizikten vazgeçmeyin ya. Fizik sizin için önemli, kimya önemli, biyoloji önemli. Hani böyle ön yargılarınız varsa ön yargılarınızı atın diye söylüyorum. Evet arkadaşlar burada sormak istediğiniz başka bir soru varsa alayım. Yoksa şimdilik artık yapabiliriz. Biraz da biraz değil bayağı bir zamanımız geçti. Var mı başka sormak istediğiniz? Kimyanın tanıtımı olacak mı hocam onu ben bilmiyorum. Kurumla bir görüşün. Kurum yani yapabilir, mümkündür. Ben teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Yine Ağustos'ta da dediğim gibi bekleriz arkadaşlar. Fizikte de inşallah gönlünüz hoş olur. Ne diyelim yani. Uğraşmak lazım. Coşturmak lazım. Koşturmak lazım. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.